İmdat, yardım edin. Burada kapalı kaldık. Rüya, burada bir şeyler var. Nasıl bir şeyler? Bilmiyorum, ıslak bir şey. Sanki bir canavar. Ay 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 ay, üzerime geldi. Bırak beni, bırak dedim. Efe, iyi misin? Ne oldu? Ay 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 ay. Sizin ne işiniz var burada? Söyleyin bakayım. Bizi... Afacanlar sizi. Buraya girmek yasak, bilmiyor musunuz? Hadi çıkın bakayım, hadi. Şu hale bak, dağıtmışsınız burayı. Tamam. Bu kapı bozuk. Kapandı mı sesinizi biri duyana kadar içeride kalırsınız. Belki de kimse duymaz, günlerce kalırsınız burada. Tamam mı? Tamam. Hem sizin ne işiniz var burada? Hadi sınıfınıza hemen. Dersiniz yok mu sizin? Bir daha görürsem müdüre söylerim ona göre ha. İyice geç kaldık. Nereden gideceğimizi de bilmiyorum. Şuradan olması lazım. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Benim de kafam karıştı. Of Efe of. Daha ilk günden başımıza gelenlere bak. Niye bana kızıyorsun ki? Benim yüzümden mi? Evet çocuklar, bugün sizlerle Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanından bir bölüm okuyacağız. Erken dönem Cumhuriyet Edebiyatı ha? İyiymiş. Ne? Bir de konuşuyorsun demek. Konu hoşuna gitmedi galiba. Hayır öğretmenim, bir şey söylemedim ki. Şimdi gösteri başlıyor. Ama ben bir şey söylediğine eminim. Bence ilk gününde bunu bizlerle de paylaşman gerekli. Erken dönem Cumhuriyet Edebiyatı. O zaman bu konuda bildiklerinden başlayalım istersen. Bu eser dönemin ilk ve en önemli eseridir. Yazar romanında... Sinekli Bakkal. Bu romansa yabanın şartlarına nereden gelindiğini anlatır. 9. Hariciye Koğuşu. Peyami Safa. Burun Kahpeye. Halide Edip. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Kendi Gök Kubbemiz. Yahya Kemal. Orta Direk. Yaşar Kemal. Kurt Kanunu. Kemal Tahir. Çocuklar artık yeter. Galiba sana biraz haksızlık ettik. Sen gerçekten de kitap okuyormuşsun. Tabii okuyorum öğretmenim. Şu işe bak. İki parlak öğrenci. İkisinin adı da Elif. Ne yani? Onun adı da Elif mi? Onun mu? Yani arkadaşımızın. Evet, ne oldu? Çok mu garip? Ay, yaratığımız birken iki oldu. Üstelik isimleri bile aynı. Evet, kitaplarınızın 46. sayfasını açın bakalım. Oldu. Öğretmen bize çok kızacak. Ne yapayım? Pırıl'a sorsana. O da bilmiyor. Şurası sanki. Emin misin? Ne bileyim, girip bir bakalım. Nereye gidiyorsunuz siz bakayım? Biz... Sınıfımızı arıyorduk da. Ne? Sınıflarımı kaybetmişler. Çok komik. Çocuklar susun bakayım. Siz sınıfınızı bilmiyor musunuz? Arkadaşlarınızı, öğretmeninizi tanımıyor musunuz? Hem görmüyor musunuz? Burada sizden büyükler var. Niye duruyorsun? Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Yardıma ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Buluruz biz. Bugün ilk günümüzde. Şu başımıza gelene baksana. Evet, korktuğumuzun aynı. Bütün sınıftakiler bizimle alay etti. Peki şimdi ne yapacağız biz? Bilmiyorum, iyice kaybolduk işte. Ay, bu böyle olmayacak, birine soralım. Evet haklısın. Ders saatinde burada ne işiniz var sizin bakayım? Ay. Şu boyunuza bakmadan dersten kaçtınız demek. Benim okulumda olacak şey değil bu. Gelin bakayım benimle. Benim okulumda böyle şeyler olamaz. Anlaşıldı mı? Kimsenin derslerden kaytarmasına izin vermem. Disiplin benim için en önemli şeydir. Kimse ders saatinde dışarıda olamaz. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu dedim? Evet. O zaman ne işiniz vardı ders saatinde koridorda? Biz sınıfımızı kaybetmiştik. Ne? Sınıfınızı mı kaybettiniz? Bebek misiniz siz? Benim böyle bahanelere inanacağımı mı sanıyorsunuz? Çabuk sınıfınıza! Ama biz... Hala duruyorlar! Hemen sınıfınıza! Eğer sizi bir daha ders saatinde dışarıda görecek olursam... ...çok fena olur, anlaşıldı mı? Ay. Evet çocuklar! X artı 4x eşittir y'nin karesi ise...
Burada x'i bulmak için yapacağımız denklemi tahtaya yazıyorum. Bu hiç iyi olmadı. Bu denklem benim eğitim hayatınız boyunca soktu. Karşınıza olsun, çıkacak. Önemli o yüzden değil. Defterinize bir değil, hafızanıza kaydedin. Bir de şimdiye kadar kimse yanımda oturmadı. Bunun için de çok teşekkür ederim sana. Neden kimse oturmadı? Bilmem, oturmadı işte. 4 y'nin karesiyle çarptığımızda, hey sen yeni gelen ne konuşuyorsun? Ha? Ben mi öğretmenim? Evet sen, ne konuşuyorsun bakalım? Önemli bir şey değil öğretmenim. Dersle ilgili bir şey sormuştum da arkadaşımıza. Ya demek öyle. Dersle ilgiliysen o zaman bu x'in de cevabını biliyorsundur. Söyle bakalım x kaçtır? Şey öğretmenim ya. Ne? 12. İyi peki. Evet şimdi de buna bakalım çocuklar. Bunu nasıl yapıyorsun? Öğretmen bile anlatmadı daha. Benim için çok kolay bunlar. Bir de bana sorsan. İşte bu yüzden çocuklar, Türk şiirinin kaynakları aslında bilinenden çok daha eskilere dayanır. Bunun için Osmanlı dönemi halk edebiyatı ve divan şiirinin de incelenmesi gerekir. Bu iki dönem Türk edebiyatının temel taşlarıdır. Hiç sorma, birazdan çatlayacağım. Hayırdır kızlar? Öğretmenim, arkadaşıma dersle ilgili bir şey sormuştum da. Dersle ilgili. Neden bana sormuyorsun çocuğum? Bölmek istemedim efendim. Ne kadar düşünceli bir davranış. Tabii ben de inanmadım. Eğer sorduğun Çiğdem olmasaydı, onun bizim derslerimizle ilgisi olmadığını biliyorum. Kötü bir bahane. Ne olur mu öğretmenim, aşk olsun. Tamam, söyle o zaman. Bu iki edebiyat akımı dışında bir kaynak daha olduğu söylenir. O nedir, söyler misin? Hayır kızım, şey değil. Otur. Aşk olsunmuş. Evet, söyleyecek var mı? Evet, söyle bakalım. Hadi. Orta Asya kitabeleri. Özellikle Göktürk kitabeleri. Kesinlikle doğru. Sinir şeyler. Görüşeceğiz sizinle. Artık çıkabilirsiniz çocuklar. Ay bu nasıl olabilir? Okulun içinde kaybolduk. Niye hala bulamıyoruz sınıfı? Peki ne yapacağız şimdi? Daha ilk günden rezil olduk. Senin yüzünden. Şart mıydı tuvalete gitmen sanki? Ne yapayım? Sıkışmıştım. Hem sen ben de gideceğim dedin. Ha? Ha? Ay. Buraya doğru geliyorlar. Ne yapacağız? Ay bir daha sizi koridorda görürsem çok fena olur demişti. Kaçalım o zaman. Tamam. Hadi buradayım. Hadi, hadi at şunu. Boş at şunu dedim. Atsana. Hey buradayım, kime diyorum? Hadi at. Hadi atlasana, ben de atlayacağım. Bak gerçekten benim yanımda dolaşmak zorunda değilsin. Neden? Bilmem. Genellikle benim yanımda olmayı pek kimse istemez de. Anlamadım, neden ki? Öyle işte. Benim için sorun yok. Biz arkadaşız. Öyleyiz değil mi? İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Çok duygulandım. Böyle zamanlarda nefesim kesiliyor. Sen benim ilk arkadaşımsın biliyor musun? Tamam, merak etme. Hep arkadaş olacağız. Ne yapalım? Çıkalım mı? Gitmiş midir artık? Bilmiyorum. Zaten neredeyse dersler bitecek. Çıkalım hadi. Siz nereye gidiyorsunuz bakayım? Biz aslında... Gelin bakayım buraya. Bu ne hal? Hani sizin spor giysileriniz? Hepiniz sporu çok seveceksiniz. Hepinizi birer çelikeye çevireceğim. Zımba gibi olacaksınız sayemde. Hadi bakalım, atla bakalım. Hadi hop 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 atlayalım. Hepiniz atlayın. Zıplayın bakalım. Şart mıydı Göktürk kitabeleri diye atlaman? Sanki ben bilmiyorum. Sen iyi misin? Ne diyorsun? Demek istediğimi bal gibi anladın. Ne kadar zor değil mi senin için? Bu dünyada tek olduğunu zannediyordun. Ama değilsin maalesef. Aslında can sıkıcı olan ne biliyor musun? Taklit edilmek. Hatta neredeyse adımı bile taklit ediyorsun. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Elif benim gerçek adım. Sor istediğine. Hatta ben daha önce aldığıma eminim. Yok canım. Hangi ayda doğdun? Mayıs. Sen? Kasım. Gördün mü? Ama ben... Merhaba kızlar. Nasıl böyle anlıyormuş gibi yapıyorsunuz bu konuları? Söyleyin bakalım. Anlıyor gibi yapmak mı? Ben anlıyorum. Ben de. Aman neyse. Aslında şey demeye geldik. Hafta sonu doğum günü partim var. Sizi de davet etmek istiyorum. Gelir misiniz?
Çok sağ ol ama ben pek böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Tamam, sen bilirsin. Sen gelmek ister misin? Gelirim tabii, memnuniyetle. Harika! Bir dakika, fikrimi değiştirdim. Ben de gelmek istiyorum. Harika! Ukalalık yapıp bizi küçük düşürmek neymiş göreceksiniz siz. Hadi bakalım, Yine okulumuzdaki ilk günümüz oldukça garip geçmişti. Ama yine de iyi bir şeyler olması gerekiyordu tabii. Ne? Güya buralara dikkat ediyor. Şu hale bak, kapı açık. Her yer darmadağın. Ben söylemesem kimsenin bir şey yapacağı yok bu okulda. Ne oluyor? Açın kapıyı. Kim kapattı? Açın dedim. Ben kapalı yerde kalamam. Fena olurum. Açın şunu. Beni duyan yok mu? Açın. Açın ne olur. Çok kötüyüm. Nefesim kesiliyor. İmdat. Biri bana yardım etsin. Yardım edin. Çıkarın beni buradan ne olur. Fena oluyorum. Hay Allah, demek kayboldunuz. Ben de sizi merak ettim. Ama önemli değil, okulun ilk günü olur böyle şeyler. Yani şimdi bize kızmadınız mı öğretmenim? Yok canım, niye kızayım? Anlaşılan ilk günler sizinle biraz daha fazla ilgilenmem gerekecek. Anne! Nasılsınız bakayım? Nasıl geçti ilk gününüz? Güzel. İlginç. İlginç ve güzel. Biz okulumuzu bayağı tanıdık anneciğim. Evet, her yeri gördük sayılır. Ne güzel, söylemiştim size korkacak bir şey yok diye. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kurtarın beni, çıkarın, imdat! Bu kapı bozuk kapandı mı sesinizi biri duyana kadar içeride kalırsınız. Belki de kimse duymaz, günlerce kalırsınız. Ne oldu Efe? Hadi eve gitmemiz lazım, yapacak işlerimiz var. Bir şey duydum sanki anne. Ne duydun? Ben bir şey duymuyorum. Hadi oğlum. Kurtarın beni, çıkarın, imdat! Kurtarın! Oğlum nereye? Hadi ama çok işim var diyorum sana. Ay! Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Müdürüm, ne oldu sana? Bu çocuklar benim hayatımı kurtardı. Onlar artık birer kahraman. Evet, yine okulumuzda ilk günümüz o kadar da kötü geçmemişti. Efe'ye sorarsanız özel güçleri sayesinde olmuştu. Köpeklerin konuştuğunu duyabildiği gibi kimsenin duymadığı sesleri de duyuyormuş. Bence abartıyor. Ama kim bilir?